Ulusal Kanal'dan gün ortasından herkese merhaba efendim. Gün ortası başlıyor. Özetlerle önce özetler, ardından ayrıntılarına geçeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi sayın seyirciler. İdlib'te ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle Rusya ve İran'ın büyükelçileri dışlarına çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli dedi. Bu arada Amerika'ya ait insansız bir hava aracının Ukrayna'da Rusya sınırları boyunca keşif uçuşu yaptığı öğrenildi. Açıklamayı savaş uçaklarının hareketlerini izleyen Mil Radar sitesi yaptı. Sayın seyirciler, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğiz açıklamasının ardından bugün Beştepe'de önemli bir görüşme yapılacak. AKP Genel Başkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16'da bir araya gelecek. Zirvede uyum yasaları kapsamında seçim ittifakı ele alınacak. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AKP Genel Başkanı Erdoğan'la ittifak açıklamasını değerlendirdi. Bahçeli'nin barajı geçemeyeceğini anladığı için havlu attığını söyleyen Perinçek, bu ittifak karşılığında bazı pazarlıklar yapıldığını da belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılına ait FETÖ bilançosunu açıkladı. 2017'de 48.305 kişinin tutuklandığını belirten Soylu, gözaltı sayısının bunun yaklaşık 3 katı olduğunu belirtti. Silivri'deki chat toplantısında köylüleri azarlayan görevliyi hatırlayacaksınız. İşte o görevli açığa alındı. Açıklamayı bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Veli Böke Twitter'dan yaptı. Özetler böyleydi. Gün ortası başlıyor. Evet, Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İdlib'de ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle Rusya ve İran'ın büyükelçileri dışişlerine çağrıldı. Suriye hükümetine yönelik eleştirilerini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli dedi. Rusya ve İran'ın Ankara büyükelçileri Suriye devletinin İdlib'de ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İdlib'le ilgili dikkat çeken açıklamalarının ardından Rusya ve İran büyükelçileri dışişlerine çağrıldı. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada Suriye ordusunun bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmesinden duyulan rahatsızlık büyükelçilere iletildi. Bu durumun basit bir ateşkes ihlali olarak görülmediği belirtildi. Şimdi burada tabii rejimin garantörü kim? İran. Rejimin garantörü kim? Rusya. Biz de ılımlı muhalefetin garantörü olduk bu süreçte. Moskova'da başlayan süreçte. Büyükelçilere verilen uyarının ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan da açıklamalar geldi. İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Yani garantör olduysanız ki oldular, rejimi durdurmalılar. Çünkü bu basit bir saldırı da değil, hava saldırısı da değil. Sınırda ilerleme var. Rejim ilerliyor İdlib içine doğru. Yani burada niyet farklı. İdlib'te hükümetin rahatsız olduğu operasyon aslında Aslan Anlaşması kapsamında. Suriye ordusu anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık bölgesinde derin harekat yürütüyor. Hedefi bölgeyi terör unsurlarından temizleyerek Aslan'ın sınırlarını bir an önce tamamlamak. Çavuşoğlu ise Suriye'nin çatışmasızlık bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği görüşünde ısrarlı. Eğer bir yerde bir terör örgütü varsa, işte DAEŞ olabilir, başkası olabilir, BM terör listesinde olan gruplar, bu gruplar belirlenir, nerede olduğu belirlenir. Bugünkü sahadaki istihbari kaynaklarla ya da teknolojiyle zaten iyi belirleniyor. Bunlara yönelik dikkatli operasyonlar yapılır. Fakat bugün gördüğümüz durum, buradaki El Nusra ve diğer HTŞ dediğimiz grupların mevcudiyetini bahane olarak kullanıp sivil halka ve ılımlı muhalefete saldırma söz konusu. Suriye hükümetine yönelik eleştirilerini sürdüren Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin amacının Suriye'de istikrarı sağlamak olduğunu söyledi. MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğiz açıklamasının ardından Beştepe'de önemli bir görüşme yapılacak. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 16'da bir araya gelecek. Zirvede uyum yasaları kapsamında seçim ittifakı ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından
Beştepe'de önemli bir görüşme yapılacak. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la Bahçeli saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Görüşmede önce Erdoğan 2019 seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan Bahçeli'ye teşekkür edecek. Ardından zirvede Bahçeli'nin Cumhur İttifakı önerisi ele alınacak. MHP lideri daha önce yaptığı açıklamalarda seçim ittifakının uyum yasaları kapsamında resmiyete dökülmesini istemişti. AKP'den gelen açıklamalarda ise seçim ittifakının parti içinde değerlendirildiği ifade edilmişti. İttifak konusunda Erdoğan'ın AKP'de yapılan çalışmalar konusunda bilgi vermesi, Bahçeli'nin de önerilerini sunması bekleniyor. Görüşmede seçim barajının gündeme geleceği iddia ediliyor. Bahçeli %10 olan seçim barajının ağır geldiğini daha önce ifade etmişti. Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP Genel Başkanı Erdoğan'la ittifak açıklamasına değindi. Bahçeli'nin barajı geçemeyeceğini anladığı için havlu attığını kaydeden Perinçek, bu ittifak karşılığında bazı pazarlıklar yapıldığı da belirtildi. %10 barajı ağır bir barajdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Siz Cumhurbaşkanı seçiminde biri yoksanız ve destekliyorsanız şu demektir. Biz hükümet kurmak için bir parti değiliz. Bir destek partisiyiz. Hiçbir ortak program ifade etmeden bir destek yapılması havlu atmak oluyor. Çünkü siyasi parti iktidara gelmek için kuruluyor. Bir fikir kulübü değil. Şimdi burada iktidar amacından vazgeçiyor. Bir partinin efendim payandası oluyor diyelim, değil mi? O bakımdan siyasetin ringini, meydanını terk etmiş oluyor. O bakımdan bu bir havlu atmak olarak gözüküyor. Zaten MHP tabanı da böyle anladı. Türkiye de böyle anladı. Doğrudan doğruya biz Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz diyor. Evet. O zaman niye Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurdunuz? Gidin katılın. Madem böyle, AKP'ye katılsın o zaman. Bu karşılıksız sevginin sebebi ne? Karşılıksız sevginin sebebi bir... Boy ölçüşmeye hazır değil. Seçime girdiği zaman çok olumsuz sonuçlar alacak. Onun için seçime girmekten bir kere kaçıyor. Bu yalnız bir havlu atma değil, seçimden kaçma olayı. Ama milletvekili seçimine girmeyeceğim demiyor. Girecek mi? Orada da dikkat ederseniz orada da AKP'nin kuyruğundayız diyor. Yani kendilerine şu anda saydırmama. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları çok düştü. Yüzdoğan Barajı'nın falan da çok çok altına düştü ve kaybediyor. Yani iniş halinde olan bir parti. Onun için boyunu ölçtürmekten korkuyor. AKP de bunu son derece olumlu karşılar. Onun da buna ihtiyacı var. Yani onlar da gidiyorlar. Kaybediyorlar. İniş halindeler. %50 barajını geçemeyecekleri gözüküyor. Kaybedecekleri seçimi gözüküyor. Yalnız %50 barajını değil, seçimi kaybedecekleri gözüküyor. MHP'ye muhtaçlar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de liderlik krizi yaşanıyor. Parti içinde yaşanan kriz Eskişehir Milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medya paylaşımı üzerinden ortaya çıktı. Diğer HDP'li vekillerin dahil olmasıyla büyüdü. Kriz sonucunda Hasip Kaplan HDP'den istifa etti. Bölücü terör örgütü PKK hendeklere gömüldükten sonra HDP içinde de büyük kırılmalar yaşanıyor. Parti içindeki kriz günden güne büyürken eski milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medyada başlattığı liderlik tartışması HDP'nin içinde olduğu çıkmazı bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşımında HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim herkes haddini bilecek diyen Hasip Kaplan, HDP-PKK'da tartışmaların fitilini ateşledi. Kaplan'ın hedefindeki isim Sırrı Süreyya Önder'di. Bir Twitter kullanıcısının HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in Türk olduğunu hatırlatması üzerine Kaplan, Sırrı gitsin, film çeksin dedi. Görüşlerimizde fark atıyoruz. Kaplan İdris Baluken'i de hatırlattı. Çözüm sürecinde yer alan İdris Baluken 18 yıl hapis cezası alırken aynı konumda kimse HDP eş genel başkanı olamaz diyerek Önder'e yüklendi. HDP PKK'lılar arasındaki Türk-Kürt tartışması Kaplan'ın paylaşımlarıyla alevlenirken Sırrı Süreyya Önder'den yanıt gecikmedi. Oda TV'ye konuşan Önder, Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir ifadelerini kullandı.
bütün bu meseleleri... Kaplan'a bir yorumda HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'den geldi. Pir sosyal medyada sarhoşken söylenen her söz ayıkken mutlaka düşünülmüştür yorumunda bulundu. Bu kadar düşmesini doğrusu beklemiyordum. HDP Genel Merkezi de Kaplan'ı kınadı. Tüm bunların üzerine Kaplan'dan yeni bir açıklama geldi. Hasip Kaplan siyaseti bıraktığını ve istifa ettiğini duyurdu. Seyirciler, Cumhuriyet Kadınları Derneği HDP'yi destekleyen Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'ndan ayrılma kararı aldı. Bu kararı açıklıyor. Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül yapıyor. Şimdi kameramızı Ankara'ya bu açıklamaya çeviriyoruz. Bektir. Cumartesi günü platform bileşenleriyle yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldik. Bu platformun varlık nedeni eğitim çağındaki çocuklarımızın eğitim bilimlerinin yol göstericiliği ile Atatürk ve Cumhuriyet'in temel ilkelerinden yoksun kalmadan çağdaş, akılcı bir eğitimle hayata hazırlanmalarını engelleyen gerici eğitim politikalarını eleştirmek ve bu konudaki toplumsal duyarlılığın gelişmesini sağlamaktır. Platformun amacı bu şekilde belirlendiği halde bu platformu ve yarattığı etkiyi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir güce dönüştürmek isteyen bazı kurumlar çalışma ve söylemlerine HDP gibi PKK'nın uzantısı olduğunu çocukların bile bildiği bir partiyi ve destekçilerini çalışmalara dahil etmeye başlamışlar. Yapılan uyarı ve itirazlara da kulaklarını tıkamışlardır. Referandum sonuçlarına saplanıp kalarak %49'luk bir kuvveti bir araya getirme hayallerini bizzat Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sayın Aysel Çelikel'in sözlerinde hayat bulmuş ve HDP'nin yasal bir parti oluşu ve 6 milyonluk oyu nedeniyle kıymetli olduğu ifade edilmiştir. Sayın Aysel Çelikel'in konuşmasında Çağdaş Yaşam tarafından burs vererek okumaları desteklenen çocukları da sokağa çıkaracaklarını söylemesi biz Cumhuriyet kadınları için bardağı taşıran son damladır. Burs vermek ve verdiğin bursun karşılığında gençlerin sokağa çıkarılacağını söylemek en azından laik ve bilimsel eğitim konusunda samimi olunmadığının göstergesidir. Bu talihsiz ifadeler Sayın Türkan Saylan'ın da kemiklerini sızlatır. Cumhuriyet Kadınları Derneği tüzüğünün amaç maddesi doğrultusunda Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimleriyle kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışmaya devam edecektir. Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerinin yer almadığı bir eğitimin ne bilimsel ne de laik olacağına inanmıyoruz. Amerika'nın piyano olarak binlerce silahla donattığı PKK'nın yasal sözcüleri olan HDP ile kol kola girilerek yapılacak mücadelenin de Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya hizmet edeceğini görüyoruz. Bu platforma ilk katıldığımızda laik ve bilimsel eğitim ismi yerine bilimsel ve ulusal bir eğitim ismini önermiştik. Ulusal ve bilimsel eğitimi reddettiler. Nedenleri ortaya çıkmıştır. Biz bu nedenlerle adı laik ve bilimsel eğitim platformu olan bu platformdan ayrıldığımızı siz basın mensupları aracılığıyla ilan ediyoruz. Yolumuz açıktır. Eğitim konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun için Çağdaş Yaşam'ın öncülüğüne ihtiyacımız yoktur. HDP ile kol kola hiçbir şekilde girmeyiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği her zaman olduğu gibi Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in bize aydınlattığı yolda ilerleyecektir. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül'ün açıklaması böyleydi. Cumhuriyet Kadınları Derneği, HDP'yi destekleyen Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'ndan ayrılma kararı aldı. Gerekçeleriyle birlikte bu kararı açıkladı Sayın Gül. Tekrar kameramızı Ankara'ya çevireceğiz. Beştepe'de Adalet Şurası yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Yaparken, gerekse onu uygularken, mihenk noktamızın daima adaletin tesisi olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir geçmişe doğru baktığımızda
ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak, o zaman yükseldiğimizi, güçlendiğimizi, huzurlu ve müreffeh bir toplum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak, işte o zaman gerilemiş, zayıflamış, iç ve dış sorunların ağırlığı altında ezilmişizdir. Bunun için 2001 yılında arkadaşlarımızla bir araya gelip yeni bir siyasi hareket kurmak istediğimizde ismi için hiç tereddüt etmeden seçtiğimiz mefhumların en başında adalet geliyordu. Yaptığımız gözlemler ve araştırmalar sonucunda milletimizin adalet ve kalkınmaya olan hasretini gördüğümüz için partimizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi olarak belirledik. Ve 42 bin denek üzerinde 81 vilayette kamuoyu araştırmasını yaptık ve bu isimde karar kıldık. AK Parti kısaltmasıyla da bu iki kavramı adeta taşlandırdık. Hükümete gelir gelmez de ülkemizi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bununla birlikte adalet ile zulüm arasındaki ince çizginin adaletin tesisini fevkalade zorlaştıran bir husus olduğunu da biliyoruz. Örneğin bir çiçeği, bir ağacı sularken adalet üzere hareket ederken aynı suyu bir dikene vermek zulüm yoluna sapmak demektir. Konfüçyüs, adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner diyor. Bunun için bizim ülkemizin adalet kurumlarının duvarlarında aslıyla El-Adlu Esasül Mülk yazar. Yani adalet mülkün temelidir. Az önce de ifade edildi. O tabi mal mülk anlamına değil, devlet. Onun için de oraya yazıyorlar zaten. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı da temeli adalet olan bir yönetim özleminin aslında ifadesidir. Tüm bu zorlukları bilerek adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Bu alanda temel kanunların yenilenmesinden geleneksel mimariye sahip modern adliye binalarının inşasına, ulusal yargı ağı UYAP'ın kuruluşuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi çok önemli bir teknoloji mekanizmayı maalesef, bu bir öz eleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Ve bu ağ orayı o kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandı. Ve oradan da gerçekten en büyük zulmü icra ettiler. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı, kamu denetçiliği kurumu ve istinaf mahkemeleriyle iki dereceli yargılama sistemine geçilmesi de adaletin daha kamil manada tesisi için attığımız adımlar arasındadır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı, yeni yönetim sisteminin inşasını da fırsat bilerek daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, her şey yolunda giderken adaletle davranmak nispeten daha kolay olabilir. Zor olan sıkıntılı anlarda, kriz dönemlerinde aynı davranışı sergileyebilmektir.
Tabii şu anda biz birinci Adalet Şurası'nı yapıyoruz. Gerçekten bu çok ama çok önemli. Zira Rabbimizin emri ilahisi malum feşavirhum fil emr. Bütün işlerinizde müşavere ediniz, istişare ediniz. Kendi aranızda müşavere ile, istişare ile hareket ediniz. Bu tür uyarılar var. Ecdadımıza baktığımızda da bugün adına Danıştay denen kurum neydi o zaman? İlk kurulduğunda Şura-i Devlet'ti. Yani devletin şura mekanizması, istişare mekanizması işte bugünkü Danıştay aslında. Zaman zaman Zerrin Hanım'la görüşmelerimizde hep bunları konuşuyoruz. Biz Danıştay olarak devletimize nasıl yardımcı olabiliriz düşünceleri üzerinde hassasiyetlerini hep kendilerinden dinlemişimdir. Çünkü kuruluş sebebi bu. Ecdat bunun için burayı kurmuş. Ki yanlışa düşülmesin. Hata payını ne yapalım? Azaltalım. Evet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Beştepe'de yapılan Adalet Şurası'ndan görüntüler getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Cumhurbaşkanından önce Başbakan Binali Yıldırım da bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım yargıya olan güveni daha da artırmak için yeni bir reform paketini meclise getireceklerini de söyledi bu konuşmasında. Şura devam ediyor. Biz haberlerimizle gün ortasına devam edelim. İngiltere'nin Orta Doğu'dan sorumlu devlet bakanı PKK ile PYD-YPG bağlantısının farkındayız dedi. İngiliz bakan PYD ve YPG ile konuştuğumuzda PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak ilişkiler ortada ifadelerini kullandı. İngiliz parlamentosunun 11 üyeli dışişleri komitesi, Kürtlerin hevesleri ve İngiltere'nin çıkarları başlıklı oturum için toplandı. Oturuma İngiltere'nin Orta Doğu'dan sorumlu devlet bakanı Alistair Burton açıklamaları damga vurdu. İngiliz bakana PKK ve YPG arasındaki ilişki soruldu. Burt, bizim PKK ile bağlantımız yok ancak olası bağlantılar konusunda kaygılıyız. PKK ile olabilecek her türlü bağlantıyı kesmesi için PYD'yi daima uyarıyoruz ancak ilişkiler ortada diye konuştu. Burt, PYD'nin neden terör örgütü listesine alınmadığı sorusuna terör listesine almadığımız örgütler için sebepleri açıklamıyoruz yanıtını verdi. Türkiye'nin kaygılarının farkında olduğunu dile getiren Burt, İngiltere'nin PKK'ya herhangi bir silah verdiğine dair bilgim yok diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz Masası Başkanı Amy Cremilshaw da PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, ayrıca İngiltere'nin de terör listesinde olduğunu söyledi. Cremilshaw, PYD ile sadece seyrek olarak temas ediyoruz dedi. PKK ve PYD arasında ideolojik bağlantının olup olmadığı sorusunu Cremilshaw, bu örgütler Öcalan'ın rolüne belli bir itibar gösteriyor diye yanıtladı. Sayın seyirciler, Amerika'ya ait bir insansız hava aracının Ukrayna'da Rusya sınırları boyunca keşif uçuşu yaptığı öğrenildi. Açıklamayı savaş uçaklarının hareketini izleyen Mil Radar sitesi yaptı. Açıklama savaş uçaklarının hareketlerini izleyen Mil Radar sitesinden geldi. Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının Ukrayna ve Karadeniz'de Rusya sınırlarına yakın bölgelerde keşif uçuşu yaptığı belirtildi. Twitter'dan yayımlanan haritada keşif İHA'sının Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta çatışmaların yaşandığı bölgenin üzerinden geçtikten sonra Kırım etrafında ardından da Anapa yakınlarında uçtuğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de yeni planlarını devreye soktu. PYD, PKK, Amerikalı uzmanlar tarafından özel eğitime alındı. Sınır muhafızları adı altında eğitim verilen teröristlerden bazıları sınırın Türkiye'ye bakan noktalarına konuşlandırıldı. Amerika'nın bu sözde ordusunun adı ise Kuzey Ordusu oldu. Okay. Bölgedeki bütün iddiaları çöken ve birbiri ardına yenilgiler yaşayan Amerika, Suriye'de yeni planlar peşinde.
Daha önce PYD PKK'ya desteğinin süreceğini belirten Amerikan yönetimi teröristleri düzenli ordu mensubu yapmaya yönelik somut adımları attı. Teröristler sınır muhafızları adı altında özel eğitime alındı. Anadolu Ajansı'ndan Muhammed Misto ve Levent Tokun haberinde CIA ve Kandil'in 400 teröriste eğitim verdiği belirtildi. 400 terörist Haseke'nin güneyindeki Sabahul Hayır kampıyla Halep'in doğusunda Fırat Nehri üzerindeki Tirşin Barajı yakınlarında eğitildi. Pentagon'un özel kuvvetleri, CIA eğitmenleri ve Kandil'den gelen teröristlerin ortak eğitim verdiği 400 terörist, 2014'te kurulan YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Bu iki unsurun genişletilmesiyle ise yeni bir yapılanma oluşacak. Amerikalıların özel eğitimlerle ortaya çıkaracağı bu yeni yapıya Kuzey Ordusu adı verildi. Amerika'nın kurduğu bu sözde orduyla PKK-PYD'nin düzenli ordularla savaşa hazır hale gelebilmesi amaçlanıyor. Bu arada Kuzey Ordusu'ndan teröristler Halep'e bağlı noktalara yerleştirildi. Teröristlerin konuşlandıkları noktaların Türkiye sınırına bakması ise dikkat çekiyor. Amerika'nın bu yeni hamlesi içinse Pentagon ve CIA adeta seferber oldu. Teröristlere son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediliyor. Ekipmanların eğitimi de yine Amerikalı uzmanlar tarafından veriliyor. Amerika, İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını Cuma günü verecek. Anlaşmanın devam edip etmeyeceği de böylece belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlarından Steve Goldstein konuya ilişkin basın açıklama yaptı. Goldstein, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceği konusunda kararın Cuma günü verileceğini bekliyoruz, konuya ilişkin tartışma devam ediyor dedi. Goldstein, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis'le bu hafta içinde bir araya geleceğini söyledi. Tillerson, Cuma günü Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta anlaşmayı ya düzelteceğiz ya da iptal edeceğiz ifadesini kullanmıştı. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın noter onayıyla toplanmasını şart koşan AKP'ye bir tepki de Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan geldi. Açıklamada aday gösterme sürecinin e-devlet üzerinden yapılabileceği vurgulandı. Noter şartına meclisten de eleştiriler var. Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imza konusunda noter şartı aranmasına tepkiler sürüyor. Dilekçe hakkını düzenleyen 74. maddesi vatandaşların kendileriyle ilgili dileklerini, örneğin dilediği cumhurbaşkanı adayını göstermek gibi dileklerini ilgili makama iletme hakkını hiçbir koşula bağlamaksızın, burası önemli, güvence altına almıştır. Aslında noter masrafları vesaireler filan artık onun sorunu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu sözlerle savunmuştu noter şartını. Vatan Partisi ise noteri zorunlu kılmanın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekmişti. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı kendi yazdıkları anayasayı bilmediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminden ve işleyişinden de habersizdir. Tartışmalar sürerken Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Demokratik olmadığını düşünüyoruz. Halkın iradesini, halkın içerisinden, toplumdan çıkacak bir adayın bu gereksinimlerini büyük oranda karşılamayacağını düşünüyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, kanunda elektronik imzanın ıslak imzayla eşdeğer olduğunu hatırlattı. Bunun için YSK bu türlü bir servis açabilir. Peki tabii diğer servisler gibi, diğer kurumların açtığı servisler gibi. Bu başvuruları YSK biliyorsunuz kendi kanununa istinaden seçimlerin sağlıklı, güvenli bir şekilde düzenlenmesinden sorumlu. Dolayısıyla bu kapsamda da kendisi elektronik olarak da bu altyapıyı sağlamakla yükümlü olabilir. Konu meclisin de gündemindeydi. Bu işin kararını iktidar partisi tek başına vermedi ki. Açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptı. Siyasetin zengin mesleği haline dönüştürüldüğü, paran varsa olsun dediği, bugün diyorlar ya, yani işte ya parti gösterecek ya da 12 trilyon parayı masanın üstünde keş göreyim diyor.
Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2017 yılına ait FETÖ bilançosunu açıkladı. 2017'de 48.305 kişinin tutuklandığını belirten İçişleri Bakanı, gözaltı sayısının bunun yaklaşık 3 katı olduğunu belirtti. Güvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini hep beraber yaşadık. Devleti bir virüs gibi saran FETÖ terör örgütünün darbe girişimini 16 Temmuz sabahı bastırdık. Ancak kamuda yarattığı, özellikle bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı da hep birlikte inkar edemeyiz. FETÖ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48.305 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık 3 katıdır. Tek başına bile bu rakamlar konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir. Şimdi kameramızı tekrar Ankara'ya çevireceğiz. Türkiye Gençlik Birliği Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde Uğur Mumcu Gazetecilik Okulları etkinliği düzenleyecek. Etkinliğin duyurusunu TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'le Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu birlikte yapıyor. Şimdi Ankara'ya bu açıklamaya dönüyoruz. Bundan tam 25 yıl önce evinin önünde aracına konulan bombalı saldırıyla hain bir saldırıda kaybettiğimiz değerli aydınımız, Cumhuriyet aydınımız Uğur Mumcu'yu ölüm yıl dönümünde nasıl anacağımıza dair programımızı açıklamak üzere toplandık. Çok değerli avukatımız Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu'yla birlikte bu basın toplantısını düzenliyoruz. Tabii değerli dostlar, Uğur Mumcu deyince Uğur Mumcu Türk gençliğinin bilincinde hiçbir zaman ölmemiş, erdemleriyle daima yaşamış ve ışık saçarak her daim yolumuzu aydınlatan değerli bir aydınımız olmuştur ve yaşamaya devam etmiştir. Ahlakıyla, erdemiyle, disipliniyle yaşamaya devam etmiştir. Gerek yazdığı kitapları, gerek makaleleri ve miras bıraktığı fikirleri bugün en güncel haliyle Türkiye'nin sorunlarına ışık tutmaktadır. Çünkü Uğur Mumcu demek hiçbir zaman nabza göre şerbet vermek demek değildir. Dönemin iktidarına boyun eğmek demek değildir. Her dönemde emekçi halkının yanında olmak ve doğruları cesaretle savunmak demektir. Uğur Mumcu demek, bağımsızlığımızı hedef alan emperyalizme karşı yılmadan, yıkılmadan ve cesaretle savaş vermek demektir. Vatanını korumak demektir. Ve yine Uğur Mumcu demek, Atatürkçülüğü gerçek anlamda anlamak, onu ateşten günlerde mücadeleye hazır olmak ve gereklerini yerine getirmek demektir. Uğur Mumcu demek her şeyden evvel halka karşı sorumluluk demektir. Ege'deki tütün işçisinin sorununu, doğudaki topraksız köylünün sorununu, derdini, kendi derdi bellemek ve mücadelesini bu bilinçle vermek demektir. İşte bu ve bunun gibi binlerce cümleyle ancak özetleyebiliriz Uğur Mumcu'yu. O hayatının hiçbir döneminde bu zamanlarda kendisini anan o tatlı su aydınları gibi olmamıştır. Uğur Mumcu sırtında her zaman yumurta küfesi taşıyan, her daim ülkesinin çıkarını kendi çıkarından üstün tutanların aydınıdır. Biz de onun bu özelliğini her daim örnek alıyoruz. Uğur'una can verdiği değerleri yaşatmak ve bu değerleri Türk gençliğinin bilincine, hafızasına kazımak için 25. yılında, ölümünün 25. yılında Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu düzenliyoruz. 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek bu okulumuzda, Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu'nda birbirinden değerli hocalarımız da bizlerle birlikte olacaktır. Programımız şu şekildedir. Birinci gün, yani 23 Ocak günü Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor İrfan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ve gazeteci Utku Çakırözer, Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu, gazeteci yazar Oktay Ekşi, Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek ve yine Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Tevfik Kadan bizlerle birlikte olacaktır. İkinci günde, yani 24 Ocak günü de ilk olarak saat 14'te Uğur Mumcu Caddesi Migros önünde buluşacağız ve Uğur Mumcu'nun evinin önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz ve evinin önünde yapacağımız basın açıklamasıyla birlikte değerli aydınımızı anacağız. Anma programımızın ardından düzenleyeceğimiz panelle de okulumuz devam edecek. Bu panelde panelimizin ismi Uğur Mumcu'nun izinde aydın sorumluluğu olacaktır.
Panelimizin konuşmacıları ise Uğur Mumcu'nun ağabeyi ve değerli avukatımız Sayın Avukat Ceyhan Mumcu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci yazar Alev Coşkun bizlerle birlikte panelimizde olacaktır. Uğur Mumcu'nun ve bütün aydınlanma şehitlerimizin mücadele bayrağı emin ellerdedir. Bugün yetişen binlerce Uğur Mumcu, vatanın birliği ve bütünlüğü için en ön cephede göreve hazırdır. Bir kez daha Uğur Mumcu'yu ve tüm aydınlanma şehitlerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Bütün Ankara halkını, yine öğrenci arkadaşlarımızı, üniversitelerde, iletişim fakültelerinde okuyan arkadaşlarımızı da bu etkinliğe davet ediyoruz. Onları, Uğur Mumcu'yu ancak böyle güzel etkinliklerle geleceğe miras kalacak, onun erdemini, onun ahlakını, onun fikirlerini daima yaşatacağımız etkinliklerle anmak, hakkıyla anmak olacaktır. Bizler de ölümünün 25. yıl dönümünde Uğur Mumcu'yu her daim yaşatacağımızı, onun fikirlerini, onun ahlakını, onun erdemini her daim yaşatacağımızı vurgulamak amacıyla bu etkinliği tertipliyoruz. Ben şimdi sözü Sayın Avukat Ceyhan Mumcu'ya bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Uğur'un aramızdan ayrılışından bu yana 25 yıl geçti. Tarihi ve talihi şansım hem Uğur Mumcu'yu çok iyi tanırım. Kardeşi olarak iyi bir okuyucusuydum. Hem de bu 25 yıl içinde TGB'yi tanıma şansım oldu. Bu etkinlik konusunda iki noktayı vurgulamak istiyorum. Bütün izleyicilerimizin bu iki konu üstünde durmalarını diliyorum. Birincisi, TGB gerçekten Uğur Mumcu'nun bayrağını taşıyacak güvenilir eldir. Çünkü Uğur Mumcu gazeteci ve yazar ve aydın olarak talimatı Mustafa Kemal Atatürk'ten alan bir cumhuriyet aydınıydı. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmek görevini üstlenmişti. O gün dünyada olmayanlar bugün 25 yaşında aşağı yukarı TGB üyeleri bu civarda yaşlardadırlar. Ve TGB'nin kuruluşundan bu yana eylem ve söylemlerine baktığımız zaman Uğur Mumcu'nun en sadık, en duyarlı, en ona benzemeye çalışan bir kesimimiz olduğunu görüyorum. Bu geçmiş 25 yıl içinde yurt içinde ve dışında pek çok etkinlikler yaptık, pek çok anmalar yaptık. Ama hep benim kafamda bu dava, bu bayrak kime emanet edilir diye düşünüyordum. 3 yıldır TGB'nin olduğunu düşünüyor ve bekliyordum TGB'nin Uğur Mumcu'ya sahip çıkacağı günlerin geleceğini. O günler gelmiş oluyor. Birinci husus budur. Artık Uğur Mumcu bayrağı güvenilir ellere teslim ediliyor. Bu etkinlikler bunun ilanıdır. İkinci husus, bütün izleyicilerimizin üstünde durmalarını dilediğim ikinci konu da şudur. Bu etkinliğe bir isim vermişler, bir hedef koymuşlar. Uğur Mumcu izinde aydın sorumluluğu diye. Bu aydın sorumluluğu konusu bugünün tartışma gündemi olmalı. Bütün aydınlarımız, köşe yazarlarımız TGB'nin bu çağrısına, bu tartışmasına katkı sunmalıdırlar. Çünkü aydın sorumluluğuna rağmen ülkemizde aydınlar kendilerini azınlıkta hissediyorlar. Ülkede gelişmeler, yaşanan olaylar aydınlarımızın beklentilerine uygun gitmiyor. O zaman biz nerede hata yapıyoruz? Aydın sorumluluğu kavramı ve kapsamı içinde neler var? Eksiğimiz nedir? Gediğimiz nedir? Bu konuları da yüksek sesle tartışma çağrısını açıyorlar ki Uğur Mumcu da yaşasaydı birisini almak istediği zaman belki böyle bir konu açacaktı. Bu bakımdan bu etkinliklerin bütün kamuoyunca, Türk ve dünya kamuoyunca çok dikkatle izlenmeli ve özellikle Uğur Mumcu izinde aydın sorumluluğunun ne olduğu tartışılmalıdır. Ben bütün Uğur Mumcu dostlarını TGB'nin bu etkinliklerinde birlikte görmek ve kucaklamak dileğiyle, buluşmak dileğiyle saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Eğer sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Evet, Türkiye Gençlik Birliği Uğur Mumcu'yu anacak. Uğur Mumcu gazetecilik okullarıyla TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu'nun yaptığı açıklamayı getirdik ekranlarınıza. Haberlerle devam edelim. İçişleri Bakanı'nın açıkladığı FETÖ bilançosundan bahsetmiştik. FETÖ operasyonları sürüyor hız kesmeden. Siirt merkezli 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 31 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yüzbaşı ve binbaşı rütbesinde subaylar da bulunuyor. Yurt genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. Son operasyon kripto askerlere yönelikti. Siirt merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda aralarında 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üst teğmen, 2 teğmen, 15 as subay ve 7 uzman erbaşın bulunduğu 31 asker gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında firari iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Silivri'deki chat toplantısında köylüleri azarlayan görevli ile ilgili açıklama yaptı. İl Müdürü Veli Böke Twitter'dan yaptığı açıklamada görevlinin açığa alındığını belirtti. Bu köyün halkına böyle davranamazsınız. Soru soranları susturmuş, buna itiraz edenleri de azarlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü o görevliyi açığa aldı. Silivri'deki Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisinin chat toplantısına üslup tartışması damgasını vurmuştu. Siz neredesiniz? Biz köyümüzdeyiz. Siz neredesiniz? Köy kahvehanesinde yapılan toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlisi kadın önce vatandaşlar sonra da Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'la tartışmıştı. Neredesiniz siz? Azarlama görüntüsünün yayılması üzerine görevlinin çalıştığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. İl Müdürü Veli Böke'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada köylülerin azarlanmasının kabul edilemeyeceği belirtildi. Bu saygısızlığı yapan hakkında gerekli işlem yapılmıştır diyen Böke, kadın görevlinin açığa alındığını duyurdu. Bu köyün halkına böyle davranamazsınız. ne oluyor? 12.000 yıllık tarihi olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi son günlerini yaşıyor. Tarihi şehir Ilısu Barajı'nın bitmesiyle su altında kalacak. Güneydoğu turuna çıkan Ulusal Kanal ekibinin Diyarbakır'dan sonraki durağı Hasankeyf oldu. Bizim evlerimizin altında mezar var, hamamlar var, kiliseler tarih var, tarihi var. Şimdi o tarihi 50 yıllık bir baraj için yok etmek olmaz. 12 bin yıllık tarihin yok olmasını istemiyorlar. Doğup büyüdükleri ilçenin önümüzdeki yıllarda su altında kalacak olmasının üzüntüsünü yaşıyorlar. Bu tarihimiz yok olmasını istemiyorum. Burası tarihe ışık tutan, binlerce tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Hasankeyf. Tarihi ve doğal bir güzelliğin önündeyiz. Hasankeyf. Yakında Ilısu Barajı'nın altında yok olup gidecek. Hasankeyf'in son dönemlerini yaşıyor. Son zamanlarını yaşayan Hasankeyf, Anadolu'da Orta Çağ'a ait bütünlüğü koruyabilen tek kent olma özelliğini taşıyor. Asur ve Urartu devirlerine kadar inen bir geçmişi var. Kalan bütün eserler Eyyubi, Artuklu ama biraz daha derine indiğimizde abi Süryani eserleri çıkıyor, Ermeni eserleri çıkıyor. Ilısu Barajı'nın bitimiyle su altında kalacak ilçede tartışmalar sürüyor. İlçe sakinleri bu tarihin su altında kalmasını istemiyor. Tabii halk bunu kabul ediyor mu etmiyor aslında. Çünkü bayağı bir mağdur olmuşlar. Esnaflar olsun buradaki halk. Çünkü hem ev açısından fiyat açısından falan bayağı bir düşük fiyatlarla bellemişler. Geçen 12 Mayıs'ta 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi taşınmıştı. Yok olmaması için 7 eser daha taşınacak. 6000'e yakın mağara var yukarıda. Bayağı bir insanları falan geliyordu. Bayağı bir ziyaret ediyorlar. Ziyaretçileri çoktu buranın.
Şu an tam Dicle Nehri'nin üzerindeyiz ve Hasankeyf'i ortadan ikiye bölmekte Dicle Nehri. Tarihi şehir 1981 yılında sit alanı ilan edilerek bölgedeki yapılaşma durdurulmuştu. UNESCO'nun dünya mirası listesine gitmek için gerekli olan 10 kriterden 9'unu karşılayan tarihi kent Hasankeyf ne yazık ki sular altında kalacak. Yani değer mi bu tarihi yok etmeye? Şimdi bir ara vereceğiz gün ortasına. Kısa bir reklam arası. Yaklaşık 15 dakika sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, gün ortası devam ediyor. Haberlerle devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon idaresinde taşeron olarak çalışan işçiler 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanan 300 emekçi eylem yaptıkları için işten çıkarıldıklarını öğrendi. Eyleme devam eden işçiler kadro istiyoruz diyerek yetkililere seslendi. Eğer ben bu lağama giriyorsam bu kadro hakkı benim hakkım. İçeride çay veren zaten hakkını alıyor. Hükümetin taşeron düzenlemesine karşı kadro mücadelesi başlattılar. Eylem yaptıkları için işten çıkarıldılar. Ama mücadeleyi bırakmadılar. Biz kadro istiyoruz. Biz burada toplanmamız amacı kadro. Biz burada çoğu insanımız 17-18 senedir, 20 senedir biz burada çalışıyoruz. Hiçbir sosyal hakkımız yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon işlerinde çalışan 300 emekçi kadro talebiyle 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Biz de en ağır işi yapıyoruz ve en pis işi yapıyoruz ve işimizi de seve seve yapıyoruz. Yani. Utanmıyoruz. Bu işi seve seve yapıyorsa seve seve de bize kadromuzu, hakkımızı versin. İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler eylem bitince eve gitti. Çalıştığı şirketten işten çıkarıldın mesajı geldi. Eylemimizi gerçekleştirdik. Akşam iş dönüşünde evlerimize gittiğimizde bizim işten çıkarıldığımız beyan edildi bize. Eyleme devam eden emekçiler bir kez daha İSKİ Genel Müdürlüğü önüne geldi. 185 hatlıdan kimseyi kadro vermemişler. Biz hiçbir şekilde sahip çıkılmadık. İki dudağın arasındayız. Yani İki dudağın arasındayız. Sayın bakanlar, sayın milletvekilleri, sayın cumhurbaşkanım. Biz seçtik sizi. Hakkımız bu mu? Hakkımız bu mu? Bize bu kadar mı değer veriyorsunuz? Ve bizim de sadece patates var. Evde sadece patates yiyorum, patates. Çoluk çocuğum patates yiyor. Et yiyecek param yok. Kadro istiyorum ben, kadro. İşçilerin yaptığı eyleme Vatan Partisi Kağıthane İlçe Başkanlığı üyeleri de destek verdi. Bu yollardaki boruları bir döşüyoruz. Diyorlar ki asılı işsiz yapmıyorsunuz. Bu işleri kim yapıyor? Ulusal kanala konuşan emekçiler kadro istediklerini vurguladı. 7-24 yağmurda çamurda, karda kışta sürekli biz çalışıyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Kadro bizim hakkımız diyoruz. Karşılarında bir yetkili bulamadıklarını belirten işçiler hükümete seslendi. Bir yetkiliyle görüşmek istiyoruz dedi. Siyasi yetkililerden bize bir açıklama yapılana kadar biz burada eylemimizi sürdürmek zorundayız ve sürdüreceğiz. Ama bize kadro yok. Kadro ölmüş ama bizim haberimiz yok. Kadro isteriz, kadro! Evet, normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyonlarda, sonrasında genel kurulda muhalefetin, sendikaların, tarafların katıldığı birçok toplantıdan sonra belki de hani çıkacak bir düzenleme olması beklenirken bir kanun hükmünde kararname ile bu düzenlemeye gidildi. Taşeron işçiye kadro düzenlemesinden bahsediyoruz. Ama gördüğünüz üzere haberlere de yansıyor. Yara kapanmadı. Kanıyor hala. İsyan ve işçinin tepkisi ortada. Bu konuyu konuşacağız. Daha önce de çok konuştuk. Kendisini yazılarından da zaten yakinen tanıyorsunuz. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, aynı zamanda Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya konuğumuz. Sayın Akkaya hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yanlış yayınlar. Söylemedik değil mi? Yara kanıyor. Evet. Yani yine kanayarak hani belki kangren olmuyor ama bu kanama devam ediyor. Yani yara geçmiş değil. Kadro meselesinde, kadroya geçme meselesinde taşeronun istediği olmadı. Çok net ortada. Bunlara biraz değineceğiz ama öncelikle hafta sonu gerçekleşen ulusal kanalın da düzenleyicileri arasında olduğu
kanalımızın kurultayı, taşeron işçiliği kurultayını ben değerlendirmek isterim. Sizin daha doğrusu gözlemlerinizi duymak isterim. Önemli bir kurultaydı. Katılım ve katılımcıların ortaya koyduğu tavır, içerik anlamında siz nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl geçti kurultay? Bir kere önce ulusal kanalı tebrik ediyorum. Yani çok tarihi bir işe önderlik etti, katkıda bulundu. Bu yani hem yayın camiası için hem de Türkiye'nin taşeron işçiliği meselesi için çok tarihi önemdeydi. Tebrik ediyorum. Hı hı. Başta genel yayın yönetmeni Sayın Çağdaş Cengiz olmak üzere bütün ulusal kanal camiasını böyle bir işe katkıda bulundukları için. Çok önemli bir boşluktu. Zaten oraya gelen sendikacı dostların tamamı da konuşmalarında bu yakıcı ihtiyacı vurguladılar ve ulusal kanalın çok önemli bir iş yaptığını söylediler. Hepsi de tebriklerini söylediler. O bakımdan tarihiydi. Hı hı. Başka kimse bu meseleyi el atmıyor. Burada bir çelişki yok mu? Örneğin sendikalar niye ön ayak olmuyor? Evet. Yani sendikalarda tabii bir sıkıntı da var. Bir yandan görüşmeleri hala sürdürmeye çalışıyorlar. Hala Umut Fakir'in ekmeğidir misali, acaba kendi iş kolumuz için bir değişiklik yaptırabilir miyiz gibi. Böyle küçük hesaplar maalesef biraz sendikaları yoruyor. Ama gün geçtikçe gerçek niyet yerine oturmuş oluyor ve hükümetin ne yapacağı, ne yapıp ne yapmayacağı daha da netleşmiş oluyor. Ona göre herkes adımını atacak. Kim ne yapacaksa. Neyse ki ulusal kanal var ki bu kurultaylar bu bilinçlendirmede oluyor dediniz. Çok önemli. Başka hiçbir gazetenin, televizyonun böyle bir işe el atmamış olması çok önemlidir. Çok altı çizilecek bir olaydır. Efendim bu konuda bir girişim başlatma iradesini maalesef başka kimsenin göstermeyiş olması da düşündürücüdür. Düşündürücüdür. Yani yapabilecek olanların, olanakları olanların da böyle bir işe kalkışmamaları çok düşündürücüdür. Şuydu ihtiyaç bir kere. Şuydu. Hükümet şimdi şeylere, sendikacılara, işçilere sormadan, onların fikirlerini almadan bir şey başlattı, çalışma başlattı. Bu çalışmayı aylar boyunca gizli yürüttü. Evet. Sonra ortaya çıktı ki bu çalışma işçinin aleyhineymiş meğer. Ve sendikacıların da aleyhineymiş. Yani büyük kısmının, sendikacıların çok büyük kısmının aleyhineymiş. Türk İş gibi köklü geleneği olan, Türkiye İşçi Hareketi'nin tarihi denebilecek olan Türk İş'in aleyhineymiş. DİSK'in aleyhineymiş, diğerlerinin de aleyhineymiş. Ve işte gördük, işçiler feryat ediyorlar. Onların aleyhineymiş. Şimdi bu durumu saptayıp da bu aleyhte durumu lehe çevirmek için sendikaları toparlayıp hadi arkadaşlar gelin şu işi bir konuşalım, bir kamuoyu oluşturalım gibi bir girişim maalesef olmadı. Bu düşündürücü. O bakımdan önemli ulusal kanalın şeyi. Sürüyor problem. Yani başvurular için yarın son, 10 gün, evet. 10. gün son gün olacak. Evet. Son gün olacak. Ondan sonra yeni bir fırsat olacak yerler için. Fırsat olmayacak gibi görünüyor. Diğerlerinde hayat çok fazla değişmeyecek. Buraya gelmeden yine, ben kurultayla ilgili şu gözlemlerinizi merak ediyorum. Yani katılım önemliydi. Sendika genel başkanları vardı. Şöyle eleştiriler de geldi. Buna katılıyor musunuz? Hani işçi neden yok gibi. Biraz daha üst düzey sanki bir katılım veya bir toplantı gibi algılandı. Ve tabii yani orada kokladığınız hava, sendikacılardan katılan en azından genel başkanlardan aldığınız havanı önümüzdeki süreçte örneğin bir eylem dalgası, bir mücadele, bir hareketlik olacak mı? Bu taşeron oraya yani doğru gidiyor. Kanıyor dedik bu yara. Bu yara buna neden olacak mı? Kaçınılmaz olarak oraya doğru gidiyor. Bu iş yani işçiler meydanlarda. Yani bu daha da artacak. Kurultay'da işçi, ciddi bir işçi kitlesi vardı. Arkadaşların gözlemleri doğru değil. Kurultay'daki toplam katılanların yarısından fazlası işçiydi. Güzel. Yani iş yerlerinden gelmiş işçilerdi. Gömlekleriyle gelenler vardı. Yani sendika gömlekleri, şapkalarıyla gelenler vardı. Yani biliyoruz hangi sendikanın ne kadar işçi getirdiğini de biliyoruz. Sendika salonun öne büyük bir kısmı işçiydi. Bu bir. İkincisi,
Yani oturumun birisi tamamen işçilere ayrılmıştı. Yani daha iki oturum yapıldı zaten. Evet. Toplam iki oturum yapıldı. Bir sendikacıların bölümüydü. Bir de işçilerin bölümüydü. İşçilerin bölümünde de 5 işçi arkadaşımız konuştu. Yani süre uygun olsaydı da bunu belki 10 ay çıkarsaydık daha güzel olurdu tabii. Orada hiçbir çekince yok. Ama yani işçi arkadaşlar da fikirlerini rahatlıkla söylediler. Onları temsilen karayollarından işçiler konuştu, sağlık sektöründen işçiler konuştu, genel hizmetler iş kolundan, belediyelerden işçiler konuştu, basın sektöründen işçiler konuştu. Daha ne olsun? Yani olsun. Konuştular tabii. Sorularını evet. Sordular. Salondaki katılım açısından da, temsil açısından da işçiler salondaydı yani. Hı-hı. Ciddi bir ağırlıktaydılar. Hı-hı. Önümüzdeki süreçte eylemler olacak diyorsunuz yani. Sendikalardaki o yaklaşım, bilinç bu yönde. Olacak, kaçınılmaz bu. Yani bir kere karayolu işçisi çok rahatsız. Sahaya inecek. En başından beri de bu mücadeleyi etkin bir şekilde yürüten iş koluydu. Evet. Demiryolu işçisi çok rahatsız. Sahaya inecek, bu kesin görünüyor. Efendim petrokimya sektöründeki taşeron işçileri çok rahatsız. Bunlar sahaya inecek gibi görünüyor. Bürolarda çalışanlar... Evet. Şeker fabrikalarında çalışanlar geçen çok rahatsız. Geçen Cumhurbaşkanı azarladı tabii. Yine şekerle ilgili. Hele yani genel hizmetler iş kolu denilen bu belediyeler ve il özel idarelerindeki işçilerin hiçbirine kadro verilmedi. Onlar sadece şirket değiştiriyorlar. Yani taşeron şirketten alınıp belediyenin kuracağı şirkete aktarılıyor. O da aslında bir anlamda taşeron. Yani iyileşme midir? Yani 10 üzerinden ölçersek... 2 numaradan 3 numaraya çıkmışlardır. 5 değildir. İyileştirme değil yani. Aynı ücretleriyle geçecekler. Yine taşeron hukukuna göre çalışacaklar. O şirket ihale alamadım, işleri bitmiş olacak. Süreli çalışıyorlar. Sözleşme boyunca çalışacaklar. Yani sözleşme bitip de o ihale alınamadı mı olay bitmiş oluyor. Şey yok. Diğer kamudaki ilave tediye hakkı onlar için yok. Ve diğer sıkıntılar yine onlar için de var. Hem kazanılmış hakları ellerinden alınıyor. Şimdi bunu biraz sonra uygun olursak açarım. Bu kazanılmış haklar nedir? Niye bu kadar önemli oldu? Hükümet niye bunu ısrarla altını şey yapıyor, ısrar ediyor burada? Bu kazanılmış hakları ellerinden almaya vazgeçilmesi için neden bu kadar önem veriyor? İmzalar attırılıyor, evet. Nedir? Bunu birazdan açarım ama... Yani belediyelerde çok büyük sancı var. Bu daha da artacak. Bu daha da artacak. İSKİ'deki gördüğümüz dün aydınlıkta vardı. Belediyeler mi olacak bu işin esas ateşleyicisi? Yani her tarafta. Her tarafta. Tarafta büyük bir sancı var. Çok büyük bir kriz. Bu şey kararname taşeron işçisinin sorununu çözmek yerine taşeron işçiliğinin ortasına bir bomba atmıştır. Çok açık bomba atmıştır. Sendikalar sadece hüsrana uğramamıştır. Beklediklerini bulamamak yanında... Bazı sendikalara yönelik onların gücünü kırmak için, sendikaların gücünü kırmak için bir çaba var bu kurultayda. Türk İş gibi Türkiye'nin en büyük konfederasyonunun gücünü kırma çabası ortaya çıktı. Şimdi bunu Türk İş fark etti. Oturup düşünüyor. Dün yine pazartesi yine başkanlar kurulu vardı. Genişletilmiş başkanlar kurulu. Bu son 10 gün içerisinde 3 sefer başkanlar kurulunu yaptılar. Türk İş tarihinde çok az rastlanan bir olaydır. Türk İş alarma geçmiş durumda. Kavga yani, da yaşıyor mu Türk İş? Basına biraz öyle yansıyor. Sendikalarda taşeron kavgası. Örneğin Hürriyet'in attığı manşet yani bu. Yani kavga demeyelim de yani daha sahaya inmemiz lazım, mücadele etmemiz lazım diyen eleştiriler var. Biraz tutuk kalıyoruz diyen eleştiriler var. O eleştirilerde biraz haklılık görülebilir. Ama bu kaçınılmaz olacak. Çünkü Türk İş bir aile olarak tamamı bu olumsuzluktan etkileniyor ve tamamının etkilenmesini adeta planlanmış gibi. Türk İş Konfederasyonu'nun üyesi olan sendikaların içinde bir teki bile bana dokunmuyor diyemez. Diyemez. Bir teki bile bundan memnun değil. Hepsinde ciddi, mesela kurultayda bir sendikacımızın konuşması şuydu. Bu kararname benim 20 binden fazla üyemi götürecek diyor. Kimin? Türk İş'in önemli sendikalarından birisi. O sendikadan 20 bin üyeyi koparmak için adeta böyle ince ince hesaplar yapılmış. Şimdi bunu görüyor sendikacılar. İşçiler de görmeye başlıyor.
ve büyük bir homurtu olacak. Homurtu sadece homurtuyla kalmayacak. Bu mücadele olacak ve kaçınılmaz olacak. Birisi bu. İkincisi şu. Şimdi bu olay taşeron işçisine kadro meselesi AKP'nin fıtratında olmayan bir olaydı. Bu çok önemlidir. Hatta öyle ki şimdi 2003 yılında AKP iktidara geldiğinde Türkiye'deki bütün Türkiye'deki taşeron işçisi sayısı 300 bin dolayındaydı. Şimdi 4 milyona çıkmış durumda. 4 milyon küsür. Sayısını bilmiyor kimse. Fazla. Sayısını kimse bilmiyor. Hükümet bile bilmiyor. Hı hı. 2015 seçim beyannamesinde AKP'nin seçim beyannamesindeki şu cümle önemlidir. Diyor ki kamuda ne kadar taşeron işçisi çalıştığını tespit etmek için bir çalışma yürüteceğiz. Seçim beyannamesinde bir taahhüt olarak veriliyor bu. Taşeron işçi sayısını tespit etmek. Bu kadar ipin ucu kaçmış. 300 binden 4 milyona çıkarılan bir sayıdır bu. Kim çıkardı bunu? Hükümet çıkardı. Ondan öncesinde 24 Ocak kararları dedik. Devletin tasfiye edilmesinin sonucudur bu taşeron işçiliğin büyümesi. Türkiye'de mafya sisteminin, kamuculuğun, devletçiliğin tasfiye edilmesinin sonucudur taşeron sistemi. Şimdi ekonomi kayaya dayandı. Devleti ekonomiden çekmenin, varlıklarını satmanın faturasını Türkiye yaşamaya başladı. Büyük bir kriz var ve bu krizin hükümeti de götürecek kadar ciddi bir boyuta ulaşacağını hükümette nihayet görmeye başladı 2010 yılında. Hı hı. 2011 yılında çok önemli, krizi önlemek için bir reçete üretti hükümet. Fakat reçete krizi nasıl önlemeyi öngörüyor? Taşeron sistemini daha fazla yayarak. Ulusal istihdam stratejisi dediler bunun adına. Taşeron sistemini daha fazla yayarak, yani daha ucuz işçilik, daha kölece çalışma biçimi, krizin yükünü işçinin sırtına daha fazla yıkarak bu krizden çıkmaya çalıştılar. Fakat baktılar ki olmuyor. 4 milyona gelmiş, Türkiye'nin her tarafını lime lime etmişler. Bütün kamu kurumlarına, bütün belediyelere, hatta devletin karar merkezlerine, Cumhurbaşkanlığına, Genelkurmay Başkanlığına, Başbakanlığa, Büyük Millet Meclisi'ne bile taşeron doldurmuşlar. Buna rağmen sorun çözülmüyor. Kriz devam ediyor. İşsizlik büyüyor ve bunun faturası hükümetin önüne giderek büyüyerek şeklinde geliyor. O zaman dediler ki 2015 yılında eyvah dediler. Biz de gidiyoruz. O zaman ne yapalım? Bizim fıtratımızda olmayan bir şeye tekrar dönmek zorundayız. Yatırım ve üretim yapalım bari. Krizi bütün olan şeyiyle, şiddetiyle işçinin sırtına yıktık. Hı hı. 2011 raporuyla bunu hazırladılar ve baktılar ki 2015'e geldiklerinde olabileceğin sonuna gelmişler. Daha fazla götüremiyorlar. Zaten her tarafa yapmışlar. 2015'te yatırım üretim dediler ama olmuyor. Niye? Yatırım ve üretim yapabilecek bütün olanakları da ellerinden kaçırmışlar. Bankacılık yok. Enerji, petrokimya sektörü yok hükümetin elinde. Elektrik sektörü yok. Ağır sanayi yok. İletişim yok. Bunlar olmadan yatırım ve üretim yapamazsınız. Hatta bunları düşmana vermişsiniz. Yabancı sermayeye vermişsiniz bunları. Sizin eli, yani Türkiye'nin özel sektöründe de kalmamış. Evet. Bu durumda siz istediğiniz kadar yatırım, üretim deyin, yapamadınız. Şimdi onun sancılarını yaşıyor. En son 2015'te bir itiraf yaptılar. Dediler ki bu sistem bitti. Hı hı. Taşeron işçilerine kadro vermemiz lazım. Halbuki 2011 yılında ne diyorlardı? Taşeron sistemini yayacağız. Ulusal taşeron sistemini yayacağız diyen hükümet, evet, 2015 yılında havlu attı. 2015 yılında havlu attı. Kadrodan bahsetmeye başladı. Fakat kadroda da maalesef samimi olmadığı görülüyor. Defalarca buna dair uygulamalarında da görüyoruz. Hem geçmişte karayolu işçilerine yaptıkları, başka yerlerde yaptıkları. Son kararname ise bu itirafı layıkıyla özümsemediklerini gördük. Yani kamuculuğa, tekrar halkçı ve devletçi ekonomiye, tekrar yatırıma ve üretime dönme mecburiyetini henüz yeterince kavramamışlar. Hala kulağı tersten göstermeye, hala işçiyle oynamaya, taşeron işçisiyle oynamaya devam ediyorlar. Evet. Hala kadro derken gerçek anlamda kadro vermiyorlar. Türkiye'nin milli birliğe ihtiyaç duyduğu, sınırımıza 4500 tır Amerikan silahının yığıldığı,
Türkiye'nin Amerika ile göğüs göğüse karşı karşıya geldiği bir süreçte Türkiye'nin işçisiyle oynuyorlar. Türkiye'nin sendikalarıyla oynuyorlar. Türk işi küme düşürmek için, birinci ligden ikinci lige düşürmeye çalışıyorlar. Bütün gayreti bu. Bu kararnamenin içinden çıkan budur. Bir taşeron hissiyle oyun oynamak, kadro veriyorum diyerek kadro vermemek gerçekte. İki, taşeron sistemini yine olabildiği kadarıyla sınırları zorlayarak yaymak. Nasıl yayıyorlar? Belediyelerde şirket kurulmayan yerlerde şirket kurulacak. Hakkari'nin bilmem ne ilçesinde de belediye şirket kuracak. Bilmem ne Hakkari Valiliği, Şırnak Valiliği de bir şirket kuracak. İl özel idareleri. Valiler, belediye başkanları, şirket yönetim kurulu tabii, başkanı olacak. Tabii yani hatta şirketçiliği il özel idareleri ve belediyeler üzerinden bütün Türkiye'ye yayıyorlar. Bir yandan taşeron sistemini daha da içinden çıkılmaz ve devleti de çürütecek şekilde yayıyorlar bir yandan. Öte yandan işçinin kazanılmış haklarını da ellerinden alarak onlara bir göz boyaması yapıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Kesinlikle. Bu meseleyi anlamadıklarını gösteriyor. Bu krizi de anlamadıklarını gösteriyor. Bu itiraflarında samimi olmadıklarını gösteriyor. Bu işçiyi de sevmediklerini gösteriyor. Fıtratlarında işçinin olmadığını anladık. Zaten geldiklerinden beri işçinin hep sırtına binmeye çalışırlar. İşçiye yaptıkları zulüm Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin yapmadığı kadardır. İşçinin hiç bugüne kadar duymadığı, bilmediği yeni uygulamalarla esnek çalışmanın her türlü biçimi, her türlü hokkabazlık, yani bunu altını çizerek söylüyorum. Her türlü böyle yeni yeni icatlarla çalışma hayatında büyük sıkıntılar yarattılar. İşçiye hayatı cehennem ettiler. Evet. Şimdi işçi işten atılmış ama buna rağmen hala korkuyor biliyor musunuz? Evet. İşten atılmış işçi bile korkuyor. Kabus yaşattılar işçiye. Şunu sormak istiyorum. Şimdi size çok güzel anlattınız. Verdiğiniz rakamlarla zaten yani bu işin nasıl kangrenleştiği ortaya çıkıyor. Ben biraz öyle yorumluyorum. Evet, yani evet. Kangrenleşti. İçin için kanayan o yara artık kangren olmasın diye bir neşter atıldı. Bir rahatlama belki sağlandı. Ama şimdi de kanama durdurulamıyor. Durdurulamayacak da öyle gözüküyor. Kesinlikle. Örneğin İSKİ işçisinin tavrı, tutumu ortada. Peki şimdi yarın son gün diye bizzat bakanın uyarıları var. Bu kadroya geçişte başvurular alınacak dendi. 2 Ocak'ta başladı bu süreç. Başvurmayanlar ne yapacak? Bu hakkını kaybedecek. Bir ek telafi süre olacak mı? Ve tabii kazanılmış haklardan bahsediyoruz. Altını çize çize. Oradaki o baskı dayatma ne? Mektuplar gidiyordu. En son yine burada konuşmuştuk. Son durum ne bu konuda? Şimdi ek bir süre olacak mı belli değil. Yani kararnamede buna dair bir işaret göremedik. Hükümet son dakikada bir şey... Bir de tabii sınav meselesi var. Evet. Son dakikada bir şey yapar mı o da henüz belli değil. Yani görünen, şu ana kadar görünen o ki yarın başvurmamış olanlar işten atılacaklar. İşten atılacak. Yani işsiz kalacaklar. Bu önemli bir şey. Başvurunca ne olacak? Başvurunca da başka bir bela. Orada da her şey garanti değil başvurdum diye sınavlar var, güvenlik soruşturmaları, kademeli sınavlar, sonra güvenlik soruşturmaları, sonra performans sistemi işe çalıştığı zaman yani bir giyotin, demokrasinin kılıcı sürekli boyunlarında olacak, her an işten atılma tehdidiyle çalışmaya devam edecekler. Böyle bir şey yani işçiyle bu kadar işçiyi bu kadar zapturapt altına almayı, İşçiye bu kadar cehennem hayatı yaşatmadan nasıl bir zevk alıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bu insani bir şeyle yani normal duygularla tarif edilemez. Bu nasıl bir mazoşizmdir? Kendi işçisine, Türk işçisine böylesine zulmetmekten memnun kalmak. Şimdi müjde diye açıklıyor bakanlar, sayın bakanlar. Bu taşeron işçisine müjde. Niye? Efendim kadro veriyoruz. Doğru değil. Yani verdiğiniz bir kere kadro değil. O işi yapan işçi, kadrolu işçi 4000 lira alırken siz yine aynı ücretle devam ettireceksiniz bu işçiye. İkincisi oraya geçebilmek için bir sürü sırat köprüsünden geçecek. Artı o haklarından vazgeçecek. Tabii bir de elindeki hakları alıyorsunuz. Bunları niye müjde diye anlatıyorsunuz? Niye insanları kandırıyorsunuz? Ne kazanıyorsunuz yani bundan? Bu 2 gün sonra ortaya çıkmayacak mı? Şimdi işçi sınava girdiği zaman görüyor televizyonda sayın bakanların müjde dediği olayla sınavda karşısına çıkan olayın aynı şey olmadığını görüyor ve
hüsrana uğruyor, şaşırıyor. Bizi kandırdılar diyor. Niye açık olmuyorsunuz? Niye bütün çıplaklığıyla gerçeği başından söylemiyorsunuz? Arkadaşlar durumumuz şudur. Bu koşullarda ancak şunu verebiliyoruz deseniz, bu hakikaten de durumunda gereği olsa o zaman millet de anlar, işçi de anlar. Ama siz bütün krizi sadece işçiye yıkmaya çalışıyorsunuz. Fakat bir yandan da ihalelerle zenginleşen insanlara dokunmadınız. İnsanların da küfür ederek ihale alan, milletin anasını avradına söverek küfür ihale alan insanlara habire zengin ettiniz. Bu da olacak iş mi yani? Şimdi bunu oturup işçi duyuyor. Bugün sesini çıkarmıyor ama bunlar bir yerde birikiyor. Hı hı. Yani hükümet sanmasın ki bu yaptıkları hiçbir şey yanlarına kalır. Bunlar işçi sınıfının hafızasındadır. Toplumun hafızasındadır. Sendikacıların hafızasındadır. Türk İş'le niye oyun oynuyorsunuz? Türk İş'le niye oyun oynuyorsunuz? Türkiye'nin sendikal hareketinin, işçi sınıfı tarihinin simgesi haline gelmiş olan, Türkiye devleti anlamına gelen, Türkiye'nin sendikal hareketinin bir numarasıyla onu küme düşürdüğünüz zaman ne olacak? Niye oyun oynuyorsunuz? Niye çıkardığınız kararnamede böyle ince hesaplar yaparak Türk İş'in olduğu alanlar, sektörler, iş kolları değil mi? Tabii. Türk İş'in yararlanabileceği bütün alanları dışarıda tutmuşlar. Sebep? Hangi amaçla yapıyorsunuz bu? Niye bu kin? Niye bu kin? Türk İş'e niye kin duyuyorsunuz? Yani Türk İş'in yönetiminde de size oy veren insanlar var. Çeşitli genel merkezinde de var. Sendikalarında da var. Ama maksat oy değil. Maalesef AKP hükümeti oy vermekle yetinmek istemiyor. Kayıtsız şartsız kendisine biat edecek bir camia istiyor. Onu da öbür sendikada bulabiliyor. Şimdi yarınki yazımda yazdım. Hı hı. Sınıfa dayanan bir sendikacılıktan hoşlanmıyor AKP. Bu kendisine oy veren de olsa, hatta kendisinin üyesi de olsa, bu işçi gerçek anlamda işçi sınıfına dayanıyorsa, mücadele tecrübesi olan, sınıf mücadelesi tecrübesi de olan bir, geçmişi de olan bir kitleye dayanıyorsa bu sendikacı, ona hep şüpheyle bakıyor. Sakıncalı görüyor. O ne istiyor? Bir balonla şişirilmiş, efendim hormonla büyütülmüş bir sendikacılık ve onun tepesine getirilmiş ve sadece tek meziyeti o hormonun başında bulunması olan insanlardan hoşlanıyor. Böyle bir sendikacılık var Türkiye'de, yaratıldı. Ve şimdi bu birinci lige çıkarılmaya çalışılıyor. Ama birinci ligde bir taneydi. Şimdi birisi çıkarsa öbürü inecek. Hı hı. Bu da Türkiye sendikacılık hareketi için, Türkiye'nin itibarı için, Türkiye işçi sınıfı için ve Türkiye için kötüdür. Türk İş'le oynadığınız zaman, bakın bu kadar açık söylüyorum, Türk İş'le oynamak Türkiye ile oynamaktır. Türkiye'nin demokrasi dengeleriyle oynuyorsunuz. Bunun farkında değiller. Bunun farkında değiller. Türk İş'le oynadığınız zaman Türk Devleti ile oynamış demeksiniz. Bu anlama gelir. Türkiye işçi sınıfıyla topyekun oynamışsınız anlamına gelir. Çok tehlikeli bir iş yapıyorlar. İşçi sınıfına büyük zararlar veriyorlar. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi biraz önce haberde de izledik birlikte. Son sorum da olsun. Şimdi İSKİ işçileri kendilerince değil mi bir hak arıyorlar, isyan ediyorlar ve istirham ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan diye cümleler kuruluyor. Şimdi kendince bir hak arıyor ama hani benim bildiğim, bizim bildiğimiz hak verilmez alınır. Evet. Yani denklem buysa denkleme ters düşen bir durum var. Yani bu işin örgütlü olması, birlikte mücadele edilmesi noktasında hani çuvaldız ve iğne hikayesi. Biraz kendimize batıracağımız durumlar var mı? Var tabii de. Fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi iş olanağını tükettiler Türkiye'de. Yani oradan atılan işçi başka bir yerde iş bulacağına dair bir güvencesi olsa daha rahat konuşacak. O da olmadığı için? Hükümet bunu kullanıyor zaten. Türkiye'de iş bulabilme olanağını tükettikleri için bir yerde eskiden bir yerden işten atılan bir hafta hatta iki hafta beş hafta işsiz kalıyordu. Ama sonunda bir yerde iş bulabiliyordu. Fakat hem yeni yatırımlar yapılmadığı, üretim artışı sağlanmadığı için hem de efendim yeni iş olanakları üretilmediği için bir yerde işsiz kalan, kriz de geliyor, geldi. Hı hı. Bir yerde işsiz kalan seneler boyu işsiz kalıyor. İşçi bundan korkuyor. Yoksa söyleyeceği daha önemli şeyler var, daha ciddi şeyler var. Kesinlikle böyle sanmasınlar. Yani biz de böyle sanmayalım.
o işçinin yutkunduğu boğazından 9 düğümdür şey, her düğümünde biriktirdiği şeyler var. Fakat bu işsizlik onun belini büküyor. Adam ekmeğin arasına patates koymuş, onunla öğlen şeyini geçirecek. Çalışanlar bu durumda çalışırken yoksulluk içerisinde çalışıyor. Ama bunun daha da ötesi bir de ölüm anlamına gelen işsizlik var. Hı hı. İşsiz kaldığı zaman başka bir yerde iş bulabilme şansı görmüyor. Bu yüzden hala Sayın Başbakanım demek zorunda kalıyor. Türkiye'nin işçisini iş bulma şansını yok ettiler. Anladım. Sayın Akkaya, sonuna geldik programımızın. Sürenin yani bir anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Dedik ya, yara kanıyor. Kangren belki olmadı. Yaraya o neşteri vurdular ama kanama da durmadı. Gerek işte iske eylemlerinde görüyoruz. Ve başka eylemlerde olacak. En azından bunu anlıyoruz. Sizin anlattıklarınızdan, aktardıklarınızdan. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Katılıp katkıda bulundunuz. Şeyi saat 3'te bir... Onu anons edelim. Onu, çok güzel. Evet. Geniş özeti sayın seyirciler. Saat 15'te hafta sonu gerçekleşen taşeron işçiliği kurultayının geniş özetini ulusal kanal ekranlarında izleyebilirsiniz. Onu da buradan tekrar etmiş olalım, vurgulamış olalım. Sayın Akkaya uyardı. Çok sağ olun efendim. Yani iyi yayınlar. Sağ olun. Son bir haberle veda etmiş olacağız. Efendim, Atatürk'ten neden özür diliyoruz? Çukurova Kitap Fuarı'ndaki söyleşte bu konu konuşuldu. Adana'daki fuar 14 Ocak tarihine kadar devam edecek. TÜYAP Kitap Fuarı Adana'da 11. kez kapılarını açtı. Mustafa Kemal'i gereği gibi biz anlayamadık. Anlatamadığımıza göre gereği gibi biz anlatamadık. Mustafa Kemal Atatürk'e sığınmaktan başka toplumun bir çaresi var mı? Televizyon programcısı ve yazar Yüksel Mert ile yazar Ali Ekmelokur Adana Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu. Dünyanın bütün emperyal güçlerine kesinlikle nasıl karşı çıkılacağını Mustafa Kemal nezaketiyle biliriz. Öğreniriz. Başka ne diyeyim? Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal. İki yazar fuarda Atatürk'ten neden özür diliyoruz konulu söyleşi yaptı. Yeni nesillere lütfen akıl bali oluncaya kadar, seçme özelliği oluncaya kadar din, efendim peygamber, hatta daha da ileri gidiyorum yanlış anlaşılmasın, soyut olan hiçbir kavramı o çocukların zihnine koymayalım. Evet, bu haberle veda ediyoruz. Yarın saat 13'te biz yine burada olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalınız.